Herkese merhaba, Yaşayan Ölü Bir ittifak başlığıyla çıkıyoruz. Bugün 27 Kasım 2020. Haftanın son manşet yayınından, manşet yayınına hoş geldiniz. Mühim bir son dakika haberiyle başlamakta yarar var. İleride sıra gelmez. İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı Muhsin Fahrizade suikaste uğradı. Ki bu suikastin Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden daha büyük, daha mühim bir olay olduğu üzerinde duruluyor. İran'ın nükleer programında görevli bir bilim insanıydı Muhsin Fahrizade. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Tahran'ın Absert ilçesinde silahlı teröristlerin Fahrizade'nin içinde bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtiliyor. İran Devlet Televizyonu ağır yaralanarak Fahrizade'nin hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurmuş. O arada Savunma Bakanlığı açıklaması Fahrizade'nin korumalarıyla saldırganlar arasında çatışma çıktığını da belirtiyor. ülkenin nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade, e, Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti diyor. Independent Türkiye haberinde. Evet. Mühim bir e, suikast, mühim bir ortadan kaldırma hadisesi. Evet. O arada bir başka son dakika haberi de e, Cumhuriyet'ten okuyalım. Albayrak'ın ikinci af talebi de kabul edildi. Berat Albayrak bu. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'la Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıkları e, duyurulmuş. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmış. Ahmet Burak Dağlıoğlu da Kartal İmam Hatip kökenli bir isimmiş. Evet, Kartal İmam Hatip'ten bir isim daha e, Varlık Fonu'na atandı. Bir diğer son dakika gelişmesi ise Ahmet Davutoğlu'nun eski başbakan ve Gelecek Partisi'nin genel başkanı koronavirüs testinin pozitif çıktığı e, duyurulmuş. Gelecek Partisi'nin sözcüsü e, Twitter'dan açıklama yapmış. Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Genel Başkanımız Davutoğlu bugün Covid testi yaptırmış. Sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu şu an iyidir. Evinde istirahat ediyor. Acil şifalar diliyoruz demiş Serkan Özcan. Biz de acil e, şifalar e, diliyoruz. E, Sayın Genel Başkan'a T24'ten okuyalım. CHP Covid 19 Danışma Kurulunda 20 kentin bulaşıcı hastalık ölüm verileri, Bakanlığın açıkladığı toplam sayının neredeyse iki katıymış. Sayın seyirciler. Bununla ilgili haberlere bakacağız ama son dakika haberlerini paylaştık. Çok önemli konular var. Siyasete baktığınızda elbette bir şey söz konusu işte Cumhur İttifakı'nın geleceği, Millet İttifakı ne olacak, Alaaddin Çakıcı bir yandan tehditlerini sürdürüyor, bu. Öbür taraftan Katar'la bir dizi anlaşma imzalandı ve ülkede pek çok şey gene Katar'a satıldı, bağlandı. Böyle de bir konu var. Ekonomi iyi gitmiyor. Ekonomi iyi gitmiyor. Atilla Yeşilada başta pek çok ekonomist Türkiye'de ilan edilmeyen resesyonu çoktan ilan etmiş durumdalar. E, gerek e, yani Türkiye ekonomisinin iyi gitmemesinin Covid ile çok bir alakası yok e, ama Covid belli şeyleri daha da hızlandırmış olabilir. E, IMF kapısına e, bir biçimde tür, kapısını IMF'nin kapısını bir biçimde Türkiye'nin çalacağı üzerinde duruyor bütün ekonomistler ve iş oraya gidiyor gibi. Öbür taraftan Covid aman vermiyor hemen her haneye ateş düşmüş durumda. Bunu biz kendi özelimizde de yaşıyoruz genelde de görüyoruz gözlemliyoruz. Ve muhtemelen Cumhurbaşkanı da öyle demiş önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar at, a, yapabiliriz, yeni tedbirler al, alabiliriz diye. Muhtemelen e, birkaç güne kadar veya önümüzdeki hafta tam bir kapanma gelecek yılbaşına kadar. E, minimum iki hafta, üç hafta kapanma e, öneriyor uzmanlar. E, fakat e, kapanma da çözüm mü? Benim yaşadığım İngiltere ve diğer pek çok ülkede yer yer vaka sayılarını düşürdüğü, ölümleri azalttığı olmakla beraber gene Covid'in e, belli bir noktada şehrinin devam ettiği görünüyor. Yani olayı bitirmiyor. Tabi bu önceki fütursuz davranışların, fütursuz yönetimin sonucu. Şu anda kapansanız da artık durumu tersine e, çeviremiyorsunuz. E, Alaaddin Çakıcı e, olayı nedir? Alaaddin Çakıcı bir mektup daha e, yazdı. E, o mektuba bakalım. O mektup, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ama ondan önce yaşanan hadiseleri kısaca hatırlatmakta yarar var. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu bundan 10 gün kadar önce belki biraz daha önce AKP'nin hukuk reformuna ilişkin sözlerini eleştirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda ve mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz demişti. Devlet Bahçeli'ye saray bekçisi demişti. Mafya liderlerinin serbest kalmasından da Alaaddin Çakıcı'yı kastetmişti. Bu tabii kamuoyunda af yasası olarak bilinen ama halbuki infaz yasasında bir takım düzenlemeleri öngören bir düzenlemenin ardından Alaaddin Çakıcı'nın tahliye olmasına yapılan bir göndermeydi. Alaaddin Çakıcı... Twitter'a bir mektup koydu. Şimdi kaldırıldı o mektup Twitter tarafından. Alaaddin Çakıcı kaldırmadı, Twitter kaldırdı. Böyle çok ağır işte köpeklik yaptığın vatan hainleri gibi, ulan dürzü gibi kelimelerle, çok ağır küfürlerle, hakaretlerle e, şeye yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Nasıl bana mafya babası dersin, mafya lideri dersin, e, Bahçeli'ye de işte saray bekçisi dersin. Hatta çok işte bilinen ifadesiyle işte fasulye sırığına veya işte bakla kazığına bakla kazığıyla seni tanıştırırım falan gibi kelimeler kullandı. Ardından iş bu raddeye gelmişken Twitter bile bu hakaret, küfür, nefret, suçu, hedef gösterme, tehdit etme içerikli bu mesajları kaldırmışken Alaaddin Çakıcı durduğu yerde durmaya devam etti e, CHP bir suç duyurusunda bulundu ve Devlet Bahçeli dava arkadaşım deyip Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkmıştı. Hemen ardından da AKP 48 saatlik suskunluğun ardından işte savcılık soruşturma başlattı demişti ama dikkatinizi çekerim AKP'nin dediği savcılık soruşturması CHP'nin suç duyurusuna üzerine alınan soruşturma numarası. Yani CHP'nin suç duyurusu üzerine bir soruşturma numarası alınıyor standart prosedür. ...o alınan soruşturma numarasını AKP bir gün sonra işte efendim savcılık soruşturma başlattı diye duyurdu. Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize söz söyleyemez demişti Kılıçdaroğlu. Ben de burada eleştirmiştim. Ne Kılıçdaroğlu ne de CHP'liler Çakıcı'ya gerektiği gibi bir cevap veremediler diye. Hatta unuttular yani şu anda artık hiç konuşulmuyor neredeyse. Fakat ondan sonra... Kemal Kılıçdaroğlu Fox habere çıkıyor sabah kuşağına bu sabah ve bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştığında sadece gülümsedim 5 paralık adam beni üzen bu 5 paralık adamın devletin arkasına sığınması Bahçeli'nin onu desteklemesi filan diyor. Böyle söyleyince Alaaddin Çakıcı buna bir cevap daha verdi Twitter'dan ve şu cevabı verdi. Onu da göstereceğim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Bu defa danışman aracılığıyla bir mesaj paylaştı sosyal ağlardan. İşte şahsımla ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Yani o kadar ağır hakaretler, küfürler var. Şeye e, Alaaddin Çakıcı e, mektuba şeyle başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyerek başlıyor. Gene yani işte orada bir şey var kendine göre. Bir adap var. E, konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Mafya bozuntusu beş paralık adam ifadesini kullanmış. Bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zaten biliyor. Sen biliyor musun filan. Böyle gidiyor e, fakat burada enteresan bir cümle kuruyor e, sonlara doğru e, bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var falan filan diyor ama şu cümle çok önemli boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal diyor. Bay Kemal diyen Erdoğan biliyorsunuz Erdoğan ağzıyla konuşuyor alttan beşinci satır boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal diyor. İşte kamuoyuyla saygıyla arz ederim. Saatini de yazmış Türkiye saatiyle 27 Kasım. Yani enteresan bir şey. Ee, e, Sen de beni öldürtecek yürek var mı ee, Bay Kemal? Allah aşkına yani... Kemal Kılıçdaroğlu'nun laflarında böyle bir şey yok. En ufak bir ima bile yok. Kamuoyuna şikayet ediyor. İşte CHP'liler suç duyurusunda bulunuyor falan. Yani... E, Önceki mektuplarında da vardı Çakıcı'nın. Olayı getirip getirip şeye bağlıyor. Her defasında. E, öldürtme, beni öldürtebilir misin? E, öldürtme ihtimali falan. E, ben senin beni öldürtme ihtimalini sevdim falan gibi bir şey. Ama işin şakası yok. Yani bu böyle çok çok tuhaf bir şey. E, takmış ölmeye, öldürtmeye vesaire. Ki yani... Hatırlatalım 40 veya 41 e, dosya var Alaaddin Çakıcı ile ilgili. Bizzat e, birilerini katlettiği veya e, katli için öldürülmesi için emir verdiğine dair en başta kendi eşi e, Uğur e, Kılıç Uludağ'da Bursa Uludağ'da çocukların gözü önünde öldürtmüştü yani. Ve bundan dolayı da içeride yattı. Her neyse e, Batı'da işte böyle öyle bir hukuk sistemi var ki siz bir kişinin canına kıydığınızda 30-40 sene şartla tahliye olmaksızın içeride yatıyorsunuz Batı ülkelerinde özellikle Amerika'da falan Türkiye'de cinayetin bir şeysi yok yani İşte geçen ATV'de birisi konuşuyordu Müge Anlı'nın programında 24 yıl ceza almış 2017'de muhtemelen cinayetten iki ayrı aftan ve koronadan dolayı adam 2020'de televizyon programında çıkmış annesiyle tartışıyor. Müge Anlı onu görünce falan Allah Allah biz burada bu işleri niye yapıyoruz ki? Cinayetten adam giriyor bir iki sene sonra aftan çıkıyor falan. Bir de yani katille karşı karşıya oturuyorsun. Tabii kişinin suçunu aldığı cezanın neye denk geldiğini falan bilmiyoruz. Onlar ortaya çıkmadı ama yani... Programdaki halinizi düşünebiliyor musunuz? Adam cinayetten girmiş, bir iki sene sonra çıkmış ve onunla program yapıyorsunuz. Adam almış eline mikrofonu, milyonlara konuşuyor falan. Tuhaf bir ülke oldu ve böyle işte bir öldürme, öldürtme üzerine yürüyen bir şey. Ee, gerçekten tuhaf. Fakat e, bunun e, bu bağlamda e, şunu e, söylemekte yarar var. E, yaşayan ölü bir ittifak derken, e, kastettiğim biraz da bu. Evet. Cumhur İttifakı yaşayan ölü bir ittifak. Ee, bir anlamda şu fotoğrafa bakar mısınız? Şimdi bu fotoğraf bir Çinli sosyal medya kullanıcısının e, paylaştığı bir fotoğraf. Kapalı bir camekan. E, fakat e, görüyorsunuz tabaklar devrilmiş e, ve düzeltme olanağı yok. E, şeyi açtığınızda Kapağı açtığınızda şeyler düşer, tabaklar düşer ve kırılır. Bir şekilde camı kesip acaba işte oraya girsek mi filan dediğinizde asları yüzünden pahaya gele, pahalıya gelebilir ama gene öyle muazzam kötü bir dengede duruyor ki tabaklar. Belki bir sarsıntıda bile gidebilir. Şimdi bu fotoğrafa iyi bakın. Şu anda yaşayan ölü bir ittifak derken kastettiğimde o. Cumhur İttifakı'nın durumu bu. Yani AKP MHP koalisyonunun, AKP MHP ortaklığının durumu bu şu anda. Bu tabaklar, bu Jamaikanın içindeki bu tabaklar esasen e, teknik olarak bütünlüğünü koruyor. Teknik olarak bir tabak hüviyeti var, aynen şekilde görüldüğü gibi. Fakat gerçekte fiili olarak kırıklar fiili olarak bitikler. Fiili olarak tabak değiller. Fiili olarak yok hükmündeler. Bu tabaklarla herhangi bir işlem yapamazsınız. Bu tabaklar esasen var gibi görünmekle beraber kırık. Muazzam bir şeyde duruyor şu anda. Ne yapacağız? Yani <laughs> işte bir misafir geldi. Yemek sunacağız. Bu tabakları kullanabilir misiniz? Hayır, teknik olarak bu tabaklar yok. Ama var mı? Gösterebilirsiniz. İşte görüntüde var. Yani orada duruyor. Ama işte şeyin hali biraz da böyle. Meseleyi Bahçeli'den, meseleyi şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Alaattin Çakıcı'dan, Erdoğan'dan, Bahçeli'den, AKP'den, MHP'den herkesten bağımsız olarak söylüyorum. Yaşayan ölü bir ittifak söz konusu şu anda. Erdoğan e, bu konuyu ne zamana kadar devam ettirebilir? Zaman kazandığı muhakkak, ama parti içerisinde bir homurdanma olduğu da muhakkak. Aynı homurdanmanın MHP içerisinde olduğu da hum, e, muhakkak. İş ne olur, nereye gider bilmiyorum. Ama e, birazdan buna tekrar detaylı bakacağız çünkü ondan evvel korona gündemine, ekonomik sıkıntı ile ilgili haberlere bakmamız lazım. Birazdan size şeyi getireceğim ekranlarınıza, bazı kamuoyu araştırmaları üzerinden bazı sosyolojik tahlilleri getireceğim. O zamana kadar şu Cumhur İttifakı, yaşayan ölü ittifaka bir minik ara verelim isterseniz. Şimdi korona gündemiyle devam edelim. Dünyada 3-4 aşı onaydan geçti ve artık üretilip uygulanmayı bekliyor. BioNTech veya BioNTech Pfizer aşısı, Sputnik aşısı, Moderna aşısı ve Oxford AstraZeneca aşısı. Bu aşıların altta ne kadar etkili olduğu işte %95, 92, 95, 70 diye gidiyor. Oxford AstraZeneca aşısı ilk dozda %70 ama ikinci bir doz gerektiği söyleniyor. Kişi başı doz siparişi veren ülkelere baktığınızda Kanada ilk sırada 100 milyon doz sipariş vermiş. Avustralya, Birleşik Krallık, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri diye gidiyor. Gördüğünüz üzere Birleşik Krallık'ta aşı siparişinde Avustralya gibi, Kanada gibi nüfusu kadar hatta nüfusun üzerinde bir sipariş vermiş durumda. Birleşik Krallık Oxford aşısına, Pfizer, Novavax, Janssen, Sanofi, Valneva aşısına, Amerika genek bu aşıların tamamına, Kanada, Japonya görüyorsunuz. Her ülke farklı aşılara yatırım yapmış durumda. Kendi vatandaşları için bu yatırım yapan ülkeler arasında maalesef Türkiye yok. RNA tabanlı aşılar, viral vektör aşılar olarak aşılar ikiye ayrılıyor. Moderna ve Biontech aşıları RNA tabanlı aşılar. O yüzden Moderna aşısının eksi 20 derecede, Biontech aşısının da eksi 70 derecede saklanması ve o soğuk zincirle sevk edilmesi gerekiyor. Eee Dolayısıyla işte eksi 70 derecede, eksi 20 derecede 6 ay kalabiliyorlar. Ama 4 derecede Biontech aşısı bir hafta, modern aşısı 30 gün kalıyor. Viral vektör aşılarsa 4 derecede yani buzdolabı soğukluğunda öyle söyleyeyim 6 ay kadar korunabiliyor. RNA tabanlı aşılar biraz daha pahalı. Doz başına 25 ila 37 dolar. Modern aşısı, Biontech aşısı da 19,5 dolar gözüküyor. Viral vektör aşılarsa daha ucuz dolar bazında ama bunlar bir anlamda üretim maliyeti kendi ülkenize kaçtan gelecek veya ithal koşulları nedir yapılan anlaşmalar nedir o ülkeden ülkeye değişir. Fakat şu bilgi doğru değil. Aşıda sıkıntı yok, bolluk yaşanacak. Türkiye'nin manşetten verdiği haber, Türkiye gazetesinin ayıp yani böyle bir şey yok yani aşıda sıkıntı yok, bolluk yaşanacak. Yani bunu İngiltere, Kanada falan gibi Amerika gibi ülkeler bile kendi vatandaşına söylemiyor. Onaylanmış aşılar ve belli anlaşmaları olduğu halde herkes ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde işte şu kadar zamana kadar şu risk gruplarını, şu kadar zamana kadar bu risk gruplarını aşı edeceğiz filan diye konuşuyorlar ama Türkiye hep böyle olumlu haber pompaladı işte gelinen noktayı da görüyoruz yani. Aşıdan önce son bir gayret manşetine atmış karar Sağlık Bakanlığı 75 milyon doz için planlama yaptı. Ya tamam ya devam süreci 14 gün kapanma dahil sal, salgın zincirini kıracak, etkili tedbirlerin uygulanması belirleyici rol oynayacak diyor. O arada 20 trilyon dolara ulaşan sal, salgın desteklerinin yükü ağırlaşıyor demiş dünya ekonomik olarak. Evet e, kapanma kararı aldığınızda evlerine kapattığınız, e, iş yerlerini kapattığınız insanların geçimini temin etmek zorundasınız. Bu da 20 trilyon dolara patlamış e, dünya ülkelerine. Türkiye ne kadar harcadı? Agos Kaştesi Ermeni cemaati onu çok arayacağız demiş. Ermeni toplumunca tanınan, sevilen Malatya doğumlu baş, e, baş episkopos e, Çulçiyan e, ölmüş koronadan. Her grup, her cemaat, e, her mahalleden gidenler var. Kasım'da 34 kayıp diyor Ermeni cemaatinden gidenleri kastediyor. Şalom aşı değil aşılama kurtarır demiş. Aşı başarı yüzdeleri nasıl elde ediliyor? Aşı ilk kimlere verilecek? Eksi 70 derece sorun olmaktan çıkabilecek mi? Gibi sorulara cevap aramış Yahudi cemaatinin gazetesi. Herkes gerçekten panikte ve doğruyu aramaya çalışıyor. Yılmaz Vural, futbol teknik direktörü, bundan 6 ay kadar önce veya 5 ay kadar önce koronavirüs olup atlattığı ve ikinci kez yakalandığı şu anda yoğun bakımda olduğu söyleniyor. Ee, i̇kinci kez yakalanma vakalarına Türkiye meşhurlarından bir örnekte o. Hala yalan peşindeler demiş bir gün. Tabipler Birliği ne dediyse çıktı. Belediyelerin gerçek rakamları duyurması üzerine e, Tabipler Birliği ve belediyelerin e, gerçek rakamları duyurması üzerine vaka sayılarını açıklamak zorunda kalan bakana tepki büyük. Başarı hikayesi koca bir yalan. Sağlık Bakanı'nın herhangi bir başarı hikayesi yok. Gazetecileri de kandırdı. Gazeteciler de ilk bir iki ay onun ağzından halka moral pompaladı. Hatta bu Yurt dışında yaşayan Türkleri de heyecanlandırdı. Bizim ülkemizde bu iş çok güzel yönetiliyor. Hadi toplanın ülkeye dönüyoruz deyip bir sürü insan da Türkiye'ye döndü. Bunu da biliyorum. İsim isim de verebilirim. Gereği yok. Geri zamanı değil. Her ülke kötü yönetti. Amerika iyi mi yönetti? Fransa iyi mi yönetti? Benim yaşadığım İngiltere iyi mi yönetti? Bir sürü berbat şeyler var. Durumlar var. Örnekler var. Ee, eleştiriyoruz da bunu. Ee, ama Türkiye şu anda gerçek vaka rakamlarını açıklayarak dünyada ilk üçe girdi. Bunu da herkes görüyor. Bu ilk 8 ay dünya sıralamasında yoktu ve bir anda nasıl girdi falan bu soruların cevabını vermeyeceğim. Herkes kendisi baksın. Her kentin vaka sayısını açıklayın demiş hekimler bakanlığa çağrıda bulunmuş. Dilimizde tüy bitti. Her kentin değil her mahallenin vaka sayısı internette insanların hemen 1 iki tık uzağında olmalı. Cep telefonuna alıp orada kendi mahallesindeki durumu derhal şey yapmalı. Bakın İngiltere'de de var, Amerika'da da var. Çok etkili olduğunu bilmiyorum ama telefon uygulamalarını yükleyip, telefon uygulamalarını güncelleyip, telefonlar birbirine yaklaştığında veya insanlar birbirine yaklaştığında herhangi bir sıkıntılı durum varsa alarm veren falan uygulamalar var. Bunların da devreye sokulup uygulanması gerekiyor. En az iki hafta kapanma şart demiş Tabipler Birliği Merkez Konseyi Evet. Evrensel karikatüründe de ama maske düştü sonunda Sefer e, Selvi karikatürü var. Burun uzayınca yalan söylemekten maskede düşmüş Sağlık Bakanı'nın. Yoğun bakımdan tatsız sinyal. Yoğun bakım yatak sayısının %60'ı devlet, %40'ı diğer hastanelerde. Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgelerde, genelgede pandemi sürecinde özel hastanelerin ek yatak taleplerinin karşılanacağı duyurulmuş. Belediye otobüs şoförü Covid pozitif çıkmış korkusuzdan bir gelen bir haber. Koronalı olduğunu bile bile göreve dönerek yolcu taşıyan şoför polisin dikkati sayesinde yakalanmış. Kim bilir kaç kişiye bulaştırdı. Sistem tıkanmaya başladı diyor Milli Gazete. Türkiye'de yoğun ve yıpratıcı bir süreç yaşanıyor. Yani bu gazeteciliğin de kabahati var yani. Hepiniz kulağınızın üstüne yattınız. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında da lay lay lomdu yani. Turist geldi, tatil, o bu. Bir tane korona haberi doğru düz hatırlamıyorum gazetelerden. Bakın enteresan bir haber. Milliyetten okuyacağım size. Ordu'da mahkeme boşanma davasında COVID-19 riskini gerekçe göstererek ambulans hemşiresi anneden 5,5 yaşındaki çocuğun velayetini alarak babaya vermiş. Karar sağlık çalışanlarında emsal olacağı düşüncesiyle endişeye neden olmuş. Mesleğinden ötürü bir sağlık çalışanının çocuğunun elinden alınması kabul edilebilir değil demiş Sağlık Sen Başkanı. Bu da ayrı bir Covid semptomu yani. Hasta Vaka Bilmecesi'nden sonra enfeksiyon korona gerilim. Şimdi e, bu gazete pencereden getirdiğim bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün İstanbul'daki toplam vefat sayısının 493 Bulaşıcı hastalık'tan hayatını kaybedenlerin sayısının 231 olduğunu açıklamış, yani vefat sayısı ikiye katlanmış durumda Orta, normal normale göre. Artan cenaze işlemleri tabi cenazeler ikiye katlanınca mev mevcut kadrolarda yetişemiyor, artan cenaze işlemleri nedeniyle zorlandığını açıklamış İstanbul Büyükşehir. Bazı cenazeler belediyeye ait otobüsün bagajında taşınmış şekilde görüldüğü gibi. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden hocam mezun olurken hipokrat yemin ettik ama hastaneleri alırken senet imzalattılar diyor. Evet. Türkiye öyle bir ülke şu anda. Hastane patronu bakan, e, otel patronu turizm bakanı, işte okul patronu da milli eğitim bakanı falan. Böyle bir ülke yani. Dünya ve Avrupa şimdi kıskansın bizi. Günlük korona vaka sayısıyla dünyada dördüncü, Avrupa'da birinciyiz demiş. Evet. Tabipler Birliği teröristleştirildi, terörize edildi, hainleştirildi. Hele o Devlet Bahçeli. Neler söylediler? Bağıra çağıra. Hedef gösterdiler. Şemnem Korur Fincancı'yı, öbürünü, berikini. Bilim kurulu üyelerinden böyle biraz ileri geri konuşan olursa. E ne oldu şimdi? Dedikleri çıktı değil mi? Tabipler Birliği'nin. Bugünkü korona verileri şöyle. Evet, gene bu... Emre Ulaş karikatürü de Sefer Selvi gibi aynı şekilde yalancının burnunun uzamasından esinlenilmiş bir karikatür ama işin esprile gelir tarafı yok. Vaka sayısında dünyada üçüncü yüz gizlediniz işte sonucu diyor yeni Asya manşetinden. Gel de geçin ekonomiye geçtik. Türk İş Araştırmasına göre açtık sınırı 2.517. Korkusuz'da da aynı haber var. Yoksulluk ve açlık kaderimiz oldu diyor. Gün boyu gazetesinde de böyle. Açlık 2517, yoksulluk 8198. Yani 4 kişilik bir ailenin geliri 8200 TL ve altındaysa yoksulsunuz. 2500 ve altındaysa da açsınız. Temel ihtiyaçlarınızı bile gideremiyorsunuz demektir. Cumhuriyet'ten bebekler aç, taneyle bez alıyorlar tane ile bez alıyorlar. Her evde hasta var, kiralar ödenemiyor, günlük işlerde çalışanların yüzde 86'sı da işsiz. Geçelim. Başka kazananlara Katar Katar satış, tank, palet ve Kanal İstanbul arazilerinin ardından Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara. Katar Borsa İstanbul'a ortak oldu. Bu da gazete pencereden. Katar'la 10 anlaşma demiş sabah. Birinci sayfasından böyle duyurmuş. Borsanın %10'u olduğu kadar, Borsa İstanbul'un, İstinye Park AVM'ye, Haliç Altın Boynuz Projesi'ne ve Orta Doğu Antalya Liman işletmelerine de ortak olmuş Katar Efendim. Satıyor iktidar, saray, her şeyi. Bunun bir iki nedeni olabilir. Dün de sarayda çok şaşalı böyle atlılarla falan karşılandı Katar emiri işte görüntüler verildi vesaire. Bunlar yeni görüntüler, dünden görüntüler. Bunun iki nedeni olabilir. Bu kadar çok satış, bu kadar çok anlaşma. Birincisi geriye doğru aldıkları şey. Yani sadece 400 milyon dolar seviyesinde bir uçak aldığı, hediye ettiği Katar'ın söz konusu olmuştu. İşte Kanal İstanbul'da alınan araziler vardı vesaire. Geriye doğru Yapılan bir takım iyiliklerin veya Katar'dan yapılan desteklerin karşılığı olabilir bu alışveriş. Bir bu. İkincisi elbette içeriye ve dışarıya bir şekilde şey vermek için. Her şey yolunda görüntüsü vermek için verilen görüntüler bunlar. Ama iki dudağın arasında borsanın %10'unu satmak, İstinye Park satmak, liman satmak, bu konuda ihaleye bile çıkmadan... Ee, varlık fonunun başkanı Erdoğan Türkiye'nin bütün varlıklarının başkanı benim başı benim Türkiye benim diyor yani ve Türkiye'de istediği şeyde istediği gibi böyle satabiliyor bir de olaya böyle bakmak lazım muhtemelen geriye doğru Katar'ın Katar'dan gelen sıcak kaynağın bir biçimde karşılığını veriyorlar yani bir şekilde ödeşiyorlar yani diyebileceğim o Acı reçete halka, itibarı saraya, ekonomide kötü gidişata çözüm diye halka kemer sıktıracak acı reçeteler sunulurken 2021 bütçesinde milyarlar sarayın lüks harcamalarına ak akıyor demiş Evrensel. O arada reform demişken, e, hukuk reformundan bahsedilirken HSK'da e, Kavala dosyası e, davası savcısıyla Erdoğan'la sarayda görüşen savcı yargıcıya üye yapılmışlar. Onunla ilgili Twitter paylaşımlarını getireceğim ekrana. Ee, Hukuk ve yargı reformu gitgide hız kazanıyor. Bu gidişle Türkiye pek yakında bir insan hak özgürlükleri cenneti olacaktır. Bu atamalar istikameti gösteriyor demiş Yavuz Baydar. Ee, İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın yargıta üyesi olmasına, terfiyen kıza çekilmesine, kullanılıp atılmasına, pelikan severlerin avlanmasına önemli olan yerlerine kimin atanacağı demiş Adem Yavuz. Yani kızağa çekildiklerini düşünüyor İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın. Kullanılıp atıldıklarını düşünüyor. Pelikan severlerin avlandığını düşünüyor. Daha sonra da eklemiş yerlerine acaba kim atanacak ona göre de bakmak lazım diyor. Ahmet Şık yargıda reform PETÖ kadrolarının temizliğiyle başlamış diyor. PETÖ dediği de Pelikan Terör Örgütü. Aslı Kazan Avukat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yargıta üyesi seçilmek suretiyle görevden alındı. Yargıda bazen görevden alma terfiyle olur. Mesela Zekeriya Öz başsavcı vekili yapılarak görevden uzaklaştırılmıştı diyor. Erhan Başvurt bu görüşlere katılmıyor. Arınçı yalanlamaya yönelik iki atama talimatı yerine getirenleri böyle ödüllendiririz. Hukuksuz karar ve suçlamaların arkasındayız mesajı vermişler diyor devamla. Hukuksuz dosyalarının Yargıtay'dan dönmemesi için yüksek yargıya terfi ettirilmiş ettir, ettirilmiş gibiler diyor Erhan Başyurt. Evet bu tweetleri de kesinlikle yabana atmamak lazım. Şimdi Türkiye'nin gidişatına baktığınızda bu Metropol tekrar Cumhur İttifakı, Millet İttifakı konusuna geri döndük. Türkiye'nin gidişatına baktığınızda Metropol'ün Ekim ayı araştırmasında Türkiye kötüye gidiyor diyenlerin oranı %63. Fakat burada AKP'ye oy verenlerin de %35'i kötüye gidiyor diyor. E, MHP'ye oy verenlerin %38'i kötüye gidiyor diyor. Yani durum AKP ve MHP seçmenleri açısından da iyi değil Dönüyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyine bakıyorsunuz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı e, AKP'liler beğeniyor elbette, MHP'liler de beğeniyor elbette ama enteresan bir şey. Saadet Partililerin %25'i, Gelecek Partisi de Parti Partisi'nin de %35'i Erdoğan'ı beğeniyor. İyi Parti'nin, Meral Akşener'in Partisi'nin de %18'i yaklaşık Erdoğan'ı beğeniyor. İyi Parti'de her 5 kişiden biri Erdoğan'ı beğeniyor. Düşünebiliyor musunuz? Devlet Bahçeli'nin beğeni düzeyine bakıyorsunuz. AKP'de %76 beğeniyor. Fakat İyi Parti'nin %12'si, Gelecek Partisi'nin %30'u beğeniyor. Yani tuhaf olan <laughs> Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Ahmet Davutoğlu'nu Cumhur İttifakı'na kat, katsalar keşke. Çünkü Gelecek Partisi'nde her üç kişiden biri hem Erdoğan'ı hem de şeyi beğeniyor. Ne derler? Devlet Bahçeli'yi beğeniyor. Ama Erdoğan böyle bir adam işte görüyorsunuz. Koronavirüs tedbirleri açıklaması. Bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur demiş. <laughs> evet. Dikkatten kaçan bir haber. Demirören'in milli piyangosundaki 5 trilyon 407, 437 milyar 710 milyonda bir ihtimal gerçekleşmiş. 5 gün arayla aynı sayılar çıkmış. Demirören, Demirören'in milli piyangosunda. Böyle bir şey olmaz yani. 5 trilyonda bir ihtimal. 5,5 ,5 trilyonda bir ihtimal. Böyle bir şey olmaz. İşte pi piyango'nun falan filan da bir dümen. Yani aylar önce yaptığımız bir manşetin konusuydu bu. Başlığıydı bu, da bu. Geriye doğru bakabilirsiniz. Ee, hiçbir şeyi bırakmış durumda değiller yani. Her yeri tutmuş durumdalar. Öyle piyangodan falan serbest çekili işte millete ikramiye mi daha o? Zaten hani belli bir haftadan sonra da o biriken ikramiye kasaya dönüyor falan yani. Kasa hep kazanıyor evet o başlığı hatırladım. Piyango'da kasayı hazırlıyor, kazanıyor başlığı atmıştım. Birkaç ay önceki manşette bakabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir reform tutmaz demiş Akşener. Cumhur Millet İttifakı olayında ne olur ne biter bilmiyorum. Ama biraz evvel o Camekan'daki e, tabaklar misali. Şu tabakları tekrar hatırınıza getirin. E, bu tabaklar teknik olarak varlar ama fiili olarak hepsi kırık. Cumhur İttifakı'nın durumu da bu. Ve Akşener kilit bir isim. Akşener evet deseydi e, Traviyo Erdoğan dönüp Bahçeli ile ilgilenmezdi. Ama Akşener evet demedi. Akşener evet demediği için de Bahçeli ne yapıp edip 2023'e kadar bu ittifakı götürme derdinde ve elbette tabii kadrolardan, imkanlardan, şundan bundan da olmak istemiyor. Ama e, işin ikinci bir tarafı var. Bahçeli getirecek, Bahçeli götürecek. Nasıl ki 2002'de erken seçim isteyip AKP'yi getirdi Bahçeli ve başkanlık sistemi deyip de 2017 referandumuyla Türkiye'yi başkanlık sistemine geçmesine ön ayak oldu Bahçeli. Aynı şekilde belki de kendi efendilerine verdiği sözü tutacak ben getirdim ben götüreceğim ve Tayyip Erdoğan iktidardayken bitireceğim diye bir söz verdi belki onu uyguluyor. Çünkü şu anda Bahçeli'ye hiçbir şey olmazken bütün kötülükler Erdoğan'a yazılıyor Bahçeli de işin nemasını yiyor. Ee, Erdoğan'ın yapacağı bir şey yok. Erdoğan ne yapsın? Erdoğan'ın durumu bu. Ee, en ufak bir hareketinde bu tabaklar kırılacak. Ee, ve şu anda bir anda Bahçeli'ye ram olmuş durumda. Bahçeli bırak ortak olmayı ülkenin tek adamı oldu. Ne derse o oluyor. Erdoğan da çaresiz taban tabi homurdanıyor. Ee, Reis ne duruma düşürdün bizi gibi sesler yükseliyor. Ee, yani yapabileceği şey o çok konuşulan işte muhalefetle acaba güçlendirilmiş parlamenter sistem falan gibi filan böyle bir masaya oturur mu falan? E, muhalefette sürekli bunu vurguluyor. İşte şu akşenerin dediği şey o yani güçlendirilmiş parlamento falan filan Bilmiyorum iş nereye gidecek? E, bunu da e, zamanla göreceğiz. çok tıkanmış bir durum yani TR724 fareler yastıklarımızın içinde geziyor manşetiyle çıkmış. O kadar çok haber var ki sıra gelmiyor. Mart 2018 tutuklanmış 22 aydır Balıkesir Kepsut L tipi cezaevinde gazeteci Harun Çümen. Yaşadıklarını 4 sayfalık bir mektupla yazmış anlatmış. Ben de RT'ledim. Twitter'da da var. Harun Çimen yazdığınızda da gelir. TR724'ün internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Fareler yastıklarımızın içinde geziyor diyor. 25 fare avladı koğuş olarak diyor. 200 metrekare kadar bir koğuşta 45 kişi yaşıyoruz diyor. 3 metreye 4 metre bebek odası yaptığınız odalarda 7-8 kişi üst üste yatıyoruz diyor. 2 tane tuvalet var. Tuvalet bazen kanalizasyon patlıyor. Ortalığı affedersiniz çok götürüyor diyor. Duş sırası, sıcak su yoksunluğu yemekler üç öğünden iki öğünü çöpe döküyoruz diyor. Aynı yemeklerin ve kalitesiz yemeklerin çıkması. Yan tarafta adi suçluların koğuşunda insanlar tek kişi iki kişi yaşarken hırsızlık gibi yan kesicilik gibi biz işte cemaatçiler olarak falan böyle bir koğuşa bizi dolduruyor, dolduruyorlar FETÖ suçluları deyip üst üste gayri insani koşullarda yaşıyoruz. Kafayı yiyeceğiz diyor yani. Çıldırmak üzereyiz diyor. Ee, pek çok yerden bu isyanlar yükseliyor. İnsan hakları kuruluşları nerede? Türkiye Adalet Bakanlığı işte Adalet Bakanı cak cak konuşuyor anca yani. Evet. Adalet Bakanlığı ancak cak cak konuşuyor. Yaşayan Ölü İttifak başlıklı yayınımızı böylelikle noktalıyoruz. Haftanın son manşet yayınıyla yarın perde arkası günü Erhan Başşurt Mustar ekranlarında olacak. Pazar günü de Profesör Doktor İbrahim Öztürk Gerçek Ekonomi ile ekranlarda olacak. Biz gene Pazartesi günü haftanın ilk çalışma günü manşetle e, huzurlarınızda olmak umuduyla saygıyla ayrılıyoruz efendim İyi hafta sonları.